Yağmur yağmadan geceye kadar şu balyaları topladım hemen. Ondan sonra vallahi birkaç tane bırakacağım ama ya şey için. Çürümelerini görmek için. Yavaş yavaş kilosu azalıyor. Ağırlığı azalıyor. O yüzden kaybolup gidiyor sonra. Zaten şimdi bu paket 16 tane alıyor. Paket diyorum, bu remork. Anderson paketinde 36 tane Allah falan var sanırım. Ya DLC bende hala yok. Üşeniyorum da istemeye. O yüzden onunla olsaydı daha hızlı toplardık. Şimdi bu kadar balyayı da yani gidip şöyle toplamaya gerek yok. Çıldırmadık yani. Bu kadar balya bizim ihtiyacımızın aslında fazlası. Depoda duracaklar. Oradaki depoya koyacağız onu. Ama yani almam bu saatten sonra, zaten bu profilde oynadığımda gerek kalmaz. Yer miyiz bunu? Bence yeriz gibi görünüyor da bakalım. Hani daha fazla inek falan da işte full veremiyorsun yani samanı, daha fazla kapasite olmadığı için yalaklarda. Hep her gün beslemek zorunda kalıyorsun mevsim modu sayesinde. Böyle kaç yere gidip geleceğiz belli değil şu an. Örnek olarak bir tanesini ben yerleştireyim, siz de görün. Oraya sıkıştıracağız. Kapaklar zaten kalkıyor durumda. Şurada aldım en son saman bayaları, onlar boşa gitti de neyse. Önemi yok, buraya bir yol yaptım. Şöyle bir yapayım. Çimenleri eziyoruz, çimenler ezilmiyor ama. Yani şey olarak ezilmiyorlar. Yani öyle bir görsel oluyor ama yani yok, yine kalkıyor. Şimdi içeri girdikten sonra kaldıracağız, o yüzden önce bir gelelim. Burası biraz yüksek oldu. Burayı yükseltebiliriz aslında. Dümdüz yapabiliriz bu hizadan şey ağıra kadar. Ondan sonra şey olur. Kovil meyrasını kırarız. Evet, onu hesap etmedik. Tamam yani burada sıkıntı olmuyor, görüyorsunuz. Ama orada pay kalacak olsun. Kalsın. Sonuna kadar geliyor, görüyorsunuz. Herhalde diğerinde daha fazla olacak diye yükseklik falan. Şimdi böyle çıkmadan indirdim. Aa, bak yukarıdaki şeye çarpıyor ya. Yani normal yani aslında. O kadar da değil yani. Neyse, sıkıntı olmuyor zaten o olay. Şu an bayaları dizdik, bir kere daha gidip geleceğim. Buraya sıkıştıracağım yine. Yani arada beton var. Şimdi bu çatanın ışıkların olduğu yerler var. Onlar engelliyor biraz böyle yan yana dizmeyi. O yüzden yani üçlü değil de dörtlü yapsaydım buraya çok daha güzel olacaktı. Ama bu şekilde zaten gördüğünüz yine sıkıştırabildik yani. Nasıl alacağız onları? Teleskopik alacağım bir tane. Yukarıda daha fazla çıkması için. Zaten devrilir onlar yani kullanmaya başladığında, zaten en sağdaki biliyorsun devrildi orada diğerini sıkıştırırken. Bir etkileşime giriyorlar, bir saçmalıyorlar biliyorsun balyalar. Böyle üste koyduğunda mesela onun 4 tonluk bir balya sonuçta tanesi. Oturması lazım, kıpırdamaması lazım. Ne zaman sen ellersen o zaman kıpırdayabilir. Ama olmuyor oyunda, şaşırıyor. Hani bu hesaplamalar artık nasıl yapılıyorsa ona sinir oluyorum zaten. Bu ormancılıkta da geçerli. Yani sanki şey gibi hani balyalar, bu
vuruyorsun, tamam arabayla belki şey olur ama overall gerçekçilik yok. Ama işte bizim için biraz daha kolay olması için de böyle olması lazım ama yani bildikleri bir şey var sonuçta. Biz oyuncu olarak bakıyoruz ama yani daha iyi olabilir. Her zaman her şey, o yüzden bir sıkıntı var yani işte, yani ya da bu oyunun şu anki durumunda olmaması gereken bir basitliği mi yaşıyoruz, o da var. Yani gerçek aralık değil de yani orada bir şey olduğunda böyle durması lazım hani, hemen devriliyorlar. Mesela ben şimdi böyle düzgün koydum, birkaç giriş çıkışta böyle mesela onlar patlamış olabilir yani. Oluyordu ya, başımıza geliyordu. Şimdi yağmurdan korunmak için yani yapmadığımız şey kalmadı gördüğünüz. Zamanı 5 yapalım da artık ilerlesin. Yağmuru göstereceğim, öyle kapatacağım videoyu. Yağmur sesleri, fırtına sesleri güzel zaten, artık hani ortasındayız şu an sonbaharın. Üçündeyiz, yarın 4. gün olacak, soya fasulyesini biçeceğim. Ondan sonra zaten kış gelecek. Kışa hazırlığımızı şu an yaptık, bayağı balya çıkardık hani bu. Herhalde satamıyorsun şu an şey balyaları bu arada, hani satılmıyor niye dersiniz, ya öyle bir şey yapmışlar. Normalde satılır aslında balya ama burada kapatmışlar onu, o yüzden satamıyorsunuz balyayı, öyle kalıyor orada, kullanmak zorundasınız yani. Ve hani bu profilde şimdi oynadığım için biraz şey, aslında devam edemeyeceğim çünkü hani güzel de bir şey yaptım, yine burada zaman harcadım. Yine koyuna gireyim falan diyor. Şu merinosu koyunlar falan var, onu alayım diyorum. Ya da başka bir inek ağırı falan kurabilirim tekrar buraya, bu tarlayı şey yapıp. Ya da ya şey yapamam. Yani şuraya gidip bu araziyi, benim orada çok güzel bir çiftlik kuruluyor aslında, mükemmel oluyor. Tekrar buradan oraya gitmek, git gel araçlarda falan sıkıntı oluyor, o yüzden yapmayayım diyorum. Şuraya koyabiliriz tekrar ya, sıkıntı onu çıkarırken sıkıntı oluyor işte şimdi. Şöyle de koyarız aslında, araya sokarız ama orada yine alan var. Yok aslında, bakayım. Var da yan koyacağız. Bu dalga açılıyor ya, onun açılmaması lazım aslında. Böyle bir mekanizma lazım. Niye açılıyorsa yani onunla alakası yok diyeceğim de, açılması lazım çünkü bir şey dalga kalkıyor. İşte muhtemelen Enders'ında biraz daha farklı bir olay var da onu işte deneyemedim hala. Ya bir şeye kadar girmemiz lazım çünkü. Şimdi bir dakika, bu böyle kalkacak, bir sıkıntı yok burada. Fazla şey yaptık. Nereye gidiyor? Aman aman, patlarsa var, yanarız. Patlarsa yanarız. Şu an patlayacak gibi. Patlayacak gibi. Neden biliyor musunuz? Şu dalga yüzünden. Tamam zaten, bırak anasını satayım, zaten 12 tane balya var orada. O devrilecek ya, devrilecek onlar. Aldık gene, görüyor musunuz, balyayı aldık gene. Şu an burada 192 tane balya var. Tabi bir de 12 tane indirdik, şu an yarım yamalak indirdik gerçi onu. Onu da eklersek zaten 204 oluyor. Tabi bunlar 4 ton olduğu için toplamda 816 ton yapıyor. 204 balya 816 ton oluyor. Oho, çok fazla bir şey var burada şu an. Bunu atacağım ya. Bunu tekrar bir indirsin bakalım bunu. Bunu alamayız şu an. Niye biliyor musunuz? Olmuyor. Neyse, bu burada şimdi şöyle yapacağız onu. Bu zaten benim kiralık. Tamam mı? Şöyle bak şimdi. Bunu kiralık geri göndereceğiz. Kiralık aracı geri gönderelim. Orada zaten boşalacak, bir kere yaptım, sıkıştım, orada çıkaramadım arabayı. Dedim ki göndereyim. 3500 dolar mı ne kiraladım onu ben. Ya onlar da havada kaldı. Çok güzel. Neyse tamam, yani problem değil. Tamam. Yani kışa hazırlık yaptık bu şekilde işte. Zaten karanlık ortam, iyice karardı şu an hava. Oho. Yol olması nereye? Toslayacağım belli değil. Abi Mercedes-Benz traktörü ile bunun farları aynı değil. Şey olsun şimdi, yağmur yağsın. Bir şey yapalım, bir de kapatalım şunu. Kardan koruyacak, yağmurdan koruyacak. Şimdi dışarıdaki tabi şey olacak, o çürüyecek o
Şimdi ben ot balığı falan vardı. Neyse. Ne yapayım artık? Çürüsünler. Bir daha yaparız. Kuru ot var zaten. Çimenleri yemiyorlar ki hayvan herifler. Sılacı da gerçi TKT var ya, sılacı oldu. Bir tane balyalı sılacı oldu. Yine yaparız ya, sıkıntı olmaz. Bu arada Emre de şey yapıyor, FMX'i yapıyor. Kabini oturtuyor, bayılacaksın diyor da şimdi atacak herhalde fotoğrafı. Neyse siz de görürsünüz parkta. Evet, yağmur başladı. Yani efekt olarak çok değişiklik yok ama hani seslerdir vesaire, böyle mevsimin de etkisiyle, mevsimden modun etkisiyle daha güzel oldu. Zamanı zannedim ben tabi, biliyorsunuz saat 3. Şimdi bir gidelim, yolu bulursak şöyle. Artık hani bu saatten sonra bir şey yapılmaz. Şunu ortadan kaldırmam lazım. Buna ne oldu lan, böyle bükülmüşler böyle. Evet, 87 olmuş sağlık ineklerde. Bir şey daha kuracağız, bak yenileri doğacak. Da yani hala süt alamadık be. Yazık değil mi bize? Kör karanlık, hani kışında daha beter oluyor. Şimdi sonraki videoda onu göstereceğim. Mesela hava durumuna bakacak olursak şu an zaten hani artık bu saatten sonra bir şey olmaz, yatacağız. Ya çarşamba bulutluymuş işte, zaten bugün yağmurlu salı günü. Ne çarşamba öğlende herhalde bir güneş falan çıkıyor, yağmurlu gösteriyor perşembeyi. Cumartesi kar var. Tabi her gün benim şey yapmam lazım şu an, burada ilaçlamam lazım diyorum ya. Yenmeni vermem lazım ineklere. Güneşin doğuştan güzel. Şimdi bu 1.4 güncellemesinde gece gündüz döngüsü, biliyorsun geçişe veren geliştirmişti. İşte bunun şeyi sanırım mevsimler modu nedenlerinden birisi de. Neyse, yağmur durdu. Temizlik yapacağım ben. Burada kapatayım videoyu. Balyaları zaten gördünüz. Sıkıntı yok. Koruduk onları. Artık hani ne yaptık bilmiyorum. Kışın kar yağacak. Sakladık onları. Bunlarla da şimdi zaten ben bir slaj daha yaparım. Beslerim bir şey olmadan. Olmaz herhalde. Ondan sonra da bir sonraki videoda kar küreme ve tuzlama olayını gösteririm. Böyle bir dönemi bitirmiş oldu. Bak ağaçları görüyorsunuz, süper oldu ağaçlar. Mevsim sonbahar. Vallahi süper. Sadece onlar değişti. Hani bunlar değişse bakalım önümüzdeki oyunda belki öyle bir şey olur. Göreceğiz yani. Balyalar burada. Bakayım bir ölçelim bunları. Bir sıkıntı var mı? Yok, tamam. Bak yağmur almıyor zaten içeri. Alıyordu eskiden. Koca binayı balyalara verdik. Ya öyle oluyor. Ne yapacağım? FS17'de ağırın yanında şey vardı. Bir alan vardı, oraya diziyorduk. İyiydi. Full dizilmişti o. Multiplayer sunucu, o zaman kasabayı tekrar kurduğumuzda hani böyle şeyler yok da ayrılmak falan. Daha FS15'te de öyle oynarken öyleydi. Ya güzel bir sistemi bak. Oyunlara bakacak olsun. FS17, FS15'te, FS19 bak. Nasıl gelişine duruma geldik yani. Sunucuda herkes kendi işini kendi yapıyor artık. Hani öyle bir duruma geldik. Bundan sonra da işte bu özellikle yine gelişecek. Neyse, görüşmek üzere. Fazla uzatmayalım. Video açıklamasında kullandığım modlar var. Zaten hani pek bir şey yok. Link ekleyebileceğim. Sonbaharda da güzel oldu. Bak iğdeler aslında oluyor bu aylarda. Yani Eylül'de. Şimdi ben iğdeleri bekliyorum köyden gelsin. Bir iğde var bizde, of yani. Tohumunu böyle tohum bankasına koymak lazım. O derece. Neyse, görüşürüz. Bir sonraki videoda hoşça kalın.